Biz bu kanun teklifini verdiğimiz zaman Türkiye hani henüz tarihinin özgür, huzurlu ve rahat günlerini yaşamaya başlamamıştı. O yüzden bugün Türkiye'nin özgür ve huzurlu ortamına bir kez de birlikte bakalım istiyorum. Türkiye hiç bu kadar özgür olmadığından henüz üniversitelerde kayyum dönemi başlamamış, Boğaziçi Üniversitesi'ne seçime girmeye dahi tenezzül etmeyen bir öğretim görevlisi rektör olarak atanmamıştı. Türkiye hiç bu kadar rahat ve huzurlu olmamış, üniversitelerde 5000'den fazla akademik personel hakkında işlem başlatılmamıştı. 4000'den fazla akademisyen ihraç edilmemiş, sarayın diktası henüz 13.000 ÖYP'linin kazanılmış haklarına göz dikmemişti. Evet haklısınız. Türkiye'de gazeteciler, yazarlar ve akademisyenler hiç bu kadar özgürce hapsedilmemişti. On binlerce insan bu kadar rahatlıkla işsiz bırakılmamıştı. Yüzlerce sendikaya, derneğe bu kadar özgürce el konulmamıştı. Mesela kadınlar sokak ortasında bu kadar özgürce tekmelenmemişti. Çocuk istismarcıları bu kadar rahatça sahiplenilmemişti. O kadar özgürüz ki değerli milletvekilleri, Türkiye internet özgürlüğü olmayan ülkeler arasında ilk 20'de yerini aldı. En acısı ise Türkiye'de katiller hiç bu kadar pervasızca konuşamamıştı. Bakın, Türkiye'nin en kanlı terör eylemi olan 10 Ekim katliamını gerçekleştiren sanık ne demiş? Koca Cumhurbaşkanı bile kandırılıyorken ben nasıl kandırılmayayım? Hepsinden öte milletin aklıyla hiç bu kadar özgürce alay edilmemişti. Sayın Bakan, Başkan, değerli milletvekilleri, iktidar darbe fırsatçılığı ile bütün muhalif kesimleri susturmak için karanlık bir oyun sergiliyor. Türkiye hiç bu kadar özgür olmadığı için meclis çatısı altında temsil edilen bir partinin milletvekilleri hukuki süreçler dahi tamamlanmadan cezaevine konuldu. Değerli milletvekilleri, Türkiye hiç bu kadar özgür olmadığı için daha düne kadar bu memlekete Zekeriya Öz'ün heykeli dikilecek diye FETÖ'nün sözcülüğünü yapanlar ekranlarda boy göstermeye devam ediyor. Ama suç örgütüne karşı yıllardır mücadele eden Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar ve yöneticileri 11 gündür cezaevinde. Hiç bu kadar huzurlu olmadığımız için çocuk istismarına karşı yıllardır mücadele eden Gündem Çocuk Derneği'nin kapısına kilit vuruluyor. Ama adı çocuk istismarına karışmış Ensar, FETÖ'nün yurtları ile ödüllendiriliyor. Gerçekten bu topraklarda riyakarlık hiç bu kadar özgürce yaşanmamıştı arkadaşlar. Kendi hırsları, iktidarları mevzu olduğunda milli iradenin, demokrasinin, sandığın arkasına saklananlar belediyelerden sonra şimdi de üniversitelere el uzattılar. Boğaziçi Üniversitesi'ne oyların %86'sını alarak seçimden birinci çıkan Gülay Barbarosoğlu yerine iktidar partisinden bir milletvekilinin kardeşini atayanlar bizlere bir kez daha sandığa duydukları saygının nasıl tek taraflı ve riyakar olduğunu gösterdiler. Değerli milletvekilleri, kanun hükmünde kararname furyası içinde yüz binlerce insanın hayatlarının karartıldığı bir süreçten geçiyoruz. Türkiye'nin en özgür, huzurlu, rahat günlerinden geçtiğini iddia ederek milletin aklıyla dalga geçenlere hatırlatmak istiyorum. Bugün Cumhuriyet tarihimizin en karanlık günlerini yaşıyoruz. Bunun tek sorumlusu devletin tüm kurumlarını FETÖ'ye peşkeş çeken, ne istediler de vermedik diye kirli ittifaklarını itiraf eden, Türkiye'yi bilinçli ve planlı bir şekilde darbe ortamına sürükleyen 14 yıllık AKP iktidarıdır. Şuursuzca yaptığınız açıklamalarda saftık, kandırıldık diye kendinizi aklamaya çalışıyorsunuz. İstediğiniz kadar mağduru oynayın. İstediğiniz kadar kandırıldık diye ortalığa dökülün. FETÖ'yü büyüten, yıllarca besleyen, koruyan sizsiniz. İşte bütün korkunuz bundan. Çünkü biliyorsunuz ki aklanamayacaksınız. Bakın ünlü şair Sezai Karakoç ne demiş? Siz sanıyorsunuz ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Siz sanıyorsunuz ki bizden kurtulsanız mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsanız vicdan azabından kurtulamayacaksınız. Halbuki vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız Allah'ın azabından kurtulamayacaksınız. Teşekkürler. Teşekkür ederim Sayın Adıgüzel.